Bize şeref verdiniz, bize güç veriyorsunuz. Biz önce Allah'a, sonra da size, sizlerin dualarına güveniyoruz, inanıyoruz. İnşallah bu ikisine de inananın sırtı yere gelmez. Biz sizi mahcup edecek bir şey yapmamaya çalışıyoruz. Size layık olmaya çalışıyoruz. Sizin gibi olmaya çalışıyoruz. Allah bizi size layık etsin inşallah. Biz de size güveniyoruz. Allah razı olsun. Bunlar birer geçit. Hiçbir şey ucuz değil. Üstad Hazretlerinin dediği gibi cennet hele hiç ucuz değil. Muhakkak bedel ödemek lazım. Bu ülkeyi cennete çevirmek de ucuz değil. Nasıl öbür taraftaki cennet ucuz değil? Bu ülkede bir cennet kurmak, bu ülkede bir cennet tesis etmek de ucuz değil arkadaşlar. Bunun bir bedeli var. Bu bedeli birilerinin ödemesi gerekiyorsa ödenir. Allah muhafaza etsin. Allah tuzak kuranların tuzaklarını başlarına çevirsin. Amin. Ama yani sizlerle birlikte bizler şayet bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bu bedeli de ödemeye hazırız. Allah bizi mahcup etmesin, sizi mahcup Amin. Etmesin. Biz utanacak bir şey yapmadık. Utanacak şey olanlar... İnşallah hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, tedirgin olmanıza gerek yok. İnşallah hiçbir şey olmaz. Sabırla bu dönemi atlatacağız. Ülkemiz açısından son derece önemli. Bizim göstereceğimiz sabır, metanet, performans, hukuk içinde kalarak ayakta durmak çok önemli. Bu kadar. Başka bir şey söyleyeceğim yok. Yani elbette ki istemezdik. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Ali Bey'in söylediklerine aynen katılıyorum. ekşi yemedik ki ağzımız kamaşsın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kal. Gerçi medyada ciddi bir karartma yaşandığı için toplumun büyük bir kısmı bunları duymayacak. Duyurmak istemiyorlar. Sesimizin duyulmasından korkuyorlar. Susturmaya çalışıyorlar. Ama bizim susmak, çekinmek, korkmak için hiçbir sebebimiz yok. Yanlış hiçbir şey yapmadık. Burada bu akşam bekliyoruz. İstedikleri zaman gelebilirler. Buyursunlar, çayımızı içsinler. Biz içeride rahat rahat çayımızı içiyor, sohbet ediyoruz. Bizim yaptığımız tek şey sadece 17 Aralık'tan beri değil. Daha önce de, gerçi ben gazeteye son katılanlardanım. Ama daha önceden beri de yaptığımız tek şey hakkın sesi olmak. Ben bunu gerçi yazımın şimdiden teaserını yapıyor gibi olmayayım ama buraya geldiğim ilk günde bana söylenen bir şey vardı. Ondan çok etkilendim ve kulağıma küpe oldu. Biz bu gazetede hata yapabiliriz, yanılabiliriz ama asla bilerek yalan yazmaz ve yanıltmayız. Ben buradan zamana, zaman grubuna ya da muhalif medyaya ya da demokrat, Türkiye'de demokrasiyi savunan hala ısrarla, inatla, kararlılıkla demokrasiyi savunmaya çalışan bir avuç insana, insan adına şunu söylemek istiyorum. Hodri Meydan, bizim yazdığımız her haberi didik didik incelesinler. Bilgisayarlarımızı, notlarımızı, kağıdımızı, kalemimizi, her şeyi incelesinler. Saklayacak, gocunacak hiçbir şeyimiz yok. Tek bir yanlışımız yok. Yaptığımız tek şey gerçekleri aktarmaya çalışmak, topluma ayna tutmak. Zaten rahatsız oldukları da bu. Bizim herhangi bir ideolojiyle ya da partiyle aslında bir işimiz olmadığını, kimsenin kiralık kalemi olmadığımızı, bize Alo Fatihlerle talimat verilemeyeceğini, bizim yerel yayın yönetmenimize yazarı at dendiği zaman atlamayacağını öğrendikleri, tecrübe ettikleri için bundan rahatsızlık duyuyorlar.